Günahım boynunda ağlayan bir çift göz bıraktın arkanda. Ağzınıza sağlık. Günaydınlar efendim. Yeni hafta, yeni günü, ilk gününden. Biz yine çok böyle dobra dobra, en hazır, en enerjik şekilde buralardayız. Çok güzel konuklarım var bugün. Böyle gerçekten de çok güzel bilgiler paylaşacak hocalarım. Şimdi sizlere tanıtayım. Öncelikle müzisyenlerimiz ilk başladığımız müzikle kendilerini tanıtayım. Nur Hanım bizimle birlikte, Nur Mutlu. Hoş geldiniz Nur Hanım. Hoş buldum, teşekkür ederim. Tekrar hoş geldiniz hatta size. Artık alışıksınız çünkü. Evet, çok mutluyum burada olduğum için. Özlemiştik tekrar sizi. Evet, çok güzel oldu. Can Doğan Beyefendi bizlerle birlikte. Sizler de hoş geldiniz. Elinize sağlık. Çok güzel bir şarkıyla giriş yaptık. Peki şimdi beylere dönelim. Hüseyin Bey bizimle birlikte, Hüseyin Akın, fizyoterapist. Hoş geldiniz sizler de Hüseyin Bey. Hoş bulduk, teşekkür ederiz. Sizleri ilk sefer artık ilk ağırlıyoruz. Aynen. Ama inşallah devamı gelecek. İnşallah, buradayız artık. Çok fazla takipçiniz var. Çünkü bana afişi paylaştıktan sonra hemen yazmaya başladılar. Hayranlarınız, takipçileriniz, sizi gelip memnun kalanlar. Ve aynı zamanda da sizi görmüş olup merak edenler ve programı mutlaka izleyeceğiz diyenler de oldu. İnşallah yüzden, meraklarını gidereceğiz bugün, aynen bakalım. Aynen öyle. Bugün izleyicilerimizin merak ettiği konularda sorularımı o ışıkta hazırladım. O şekilde de devam edeceğiz program akışımıza. Tamam. Ve Mehmet Hocam, hoş geldiniz. Merhabalar, Mehmet Tomurcuk bizlerle birlikte spor eğitmenimiz. Aynı zamanda benim eski spor hocam. O yüzden daha rahatım böyle, Mehmet Hocamı yanıma aldım. Onun rahatlığını, onun pozitif enerjisini alacağım. Programda daha rahat devam edecek. Nasılsınız hocam? Görüşmeyeli. Pandemi sürecinde açılıp kapanmalarla devam ediyoruz. Evde açık olduğumuz dönemde salonda antrenmanlara devam ettik. Çalışmaya devam edeceğiz. Şimdi o planlamayı soracağım size. Yani bu süreçten nasıl etkilendiniz? Evde ne kadar dolu dolu geçirebiliriz spor yaparak? Hangi hareketleri yapmalıyız? Hı-hı. Onu konuşacağız. Evet. Ama böyle Nur Hanım'ı tabii ki tanıyorsunuz ama ben önce müzisyenlerin biraz kısaca kendilerinden bahsetmelerini isteyeceğim. Belki daha öncesinde izlememiş olanlar, aşina olmamış olanlar vardır. Nur Mutlu kim? Tabii. Müzik öğretmeniyim. Ayrıca İngilizce öğretmeniyim. Şu an Çınar Sanat Müzik'te çalışıyorum. Çello çalıyorum, gitar çalıyorum, piyano çalıyorum ve davul çalıyorum. Kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Onun dışında çocuklarla birlikte çalışıyorum. Bu konuda mutluyum. Bu özel şekilde. Ders de veriyorsunuz aynı zamanda. Özel ders hocam. De veriyorum aynı zamanda. Bu alanlarda ilerliyorum. Harikasınız. Ben de takip ediyorum yakinen. Teşekkür ederim. Hem çok yönlüsünüz her alanda. Almanca da var, İngilizce de var. Almanca hazırlık döneminde sanıyorum, böyle bir çalışma aşamasındasınız. Aynen. Yeni bölüme hazırlanıyorum açıkçası. Psikoloji bölümüne hazırlanıyorum Almanya'da. Evet. Bu yüzden Almanca da benim için ek bir şey olacak. Bu şekilde çok yönlü geliştirmeye çalışıyorum kendimi. Harikasınız. Peki Can Bey'i ilk defa konuk aldık. Evet, Can Bey, evet. Sizi de tanıyalım mı? Ben aslen yazılım uzmanıyım ve aynı zamanda da 12-13 yıldır müzikle ilgileniyorum. Normalde şu anda home office olarak evde belli başlı yazılım projelerinde çalışıyorum. Aynı zamanda da home stüdyomda müzikal çalışmalar yapmaktayım. Kayıt işleri, düzenlemeler veya altyapı çalışmaları şu anda bu şekilde yaşamaktayım. Harika. Hocam bu arada sakalınız da çok tarz gerçekten. Size teşekkür çok yakışmış. Garip bir olay, evet. Yo, hiç yarısı garip değil biraz. Bence. Ya herkesin böyle kendine has bir durumu vardır ya, benim de mesela çenemde bir ben var. İnsanlar gördükleri zaman önce diyorlar ki aldırmayı düşünmüyor musun? Herkes o kadar artık şöyle bir süreçte ki, yani böyle bir değişiklik var. Niye orayı boyatmıyorsun? Niye benini aldırmıyorsun? Yani insanlar aslında kendilerine has bir şekilde devam etse, herkes aynı olmasa daha güzel değil mi yani? Çok fazla karışan soran oluyor zaten. Genelde evet. Boya sanıyorlar ilk başta. Evet. Hatta sokakta durdurup, abi sen nasıl bir Beşiktaşlısın diyenler oluyordu. Ben hayatımda hani futbola çok ilgilenmediğim için takım tutmazdım normalde. Ama o kadar çok Beşiktaş'a dair konuşmalar yaşandı ki artık Beşiktaşlıyım diyorum. Yapmayın şimdi. O hiç hoş olmadı öyle kaldı hocam. Ama şimdi görüntü var yani. Hocam şu an rakibiz. Ben Fenerbahçeliyim. Adım adım şampiyonluğa ilerliyoruz. Aynen. Dün de biz maçımızı kazandık. Siz bence Beşiktaş sonradan olmuş o. Yani biraz zoraki olmuş. Sakaldan dolayı. Bence sizde ben Fenerbahçe ışığını gördüm.
Hazırda zaten şampiyonda olamayacaksınız. Yol yakınken bence Fenerbahçe'ye dönün. Çünkü benim burada ahtım var. Şampiyon olursa Fenerbahçe. Fenerbahçe marşıyla açılışı yapacağız. Ben formamı giyeceğim. Ve konuklarımı da Fenerbahçeli alacağım o güne. Artık değiştiririz. Çünkü Haziran'a kadar şu an maşallah nazar değmesi programımız hazır. Madem böyle konu açıldı. Kendi kendime açtım. Konu açılmadı da yani tutamadım içimde. Bu yıl inşallah Allah nasip ederse Ramazan programını burada ben koordinatörlüğünü ben yapacağım. Güzel 3 günü özel güzel bir akış hazırladık. Müzisyenlerimizle böyle müzik dolu çok güzel bir program akışı hazırladık. Ve çekimlerini de yapacağız bu hafta. Aynı zamanda da tabii Haziran'a kadar da haftanın 3 günü işte müzisyenlerimizle birlikte 2'şer 3'şer konuklarla birlikte konuklarımız da hazır. Yani çok şükür. O yüzden bunun müjdesini vereyim istedim. Yani içime sığmıyor çünkü kaç gündür böyle evet hazır ya, Haziran'a kadar hazırız falan diyoruz. Aman lütfen nazar değdirmeyin. Peki şimdi Hüseyin Bey'e geçelim. Hüseyin Bey, siz de kendinizden bahsedebilir misiniz? Ben Hüseyin Akın, fizyoterapistim. Nuh Naci Yazgan mezunuyum. Hı-hı. Daha sonra bir senelik bir Ankara maceram oldu. Şu an artık Kayseri'deyim. Kendi ofisimdeyim. Kendi ofisimde danışan takiplerine devam ediyorum. Bu şekilde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Ofisiniz nerede hocam? Ofisimiz Üzüm Plaza'da. Tacettin Veli Mahallesi'nde. Katlı Otopark'ın hemen yanında. Hı hı. Orada ikinci katlı ofisimiz. Hı hı. Orada danışan takiplerine devam ediyoruz. Aynı zamanda Mehmet Hocamgil'le birlikte de orada sporcular için de yine birlikte çalışmalar koordineli yapıyoruz. Koordineli çalışıyorsunuz. Aynen öyle. Harika. Ankara macerası orada bir çalışma hayatım oldu. Ankara'da özel bir klinikte bir 9 ay kadar çalıştım. Hekim, psikolog şeklinde. Evet. Onlarla birlikte çalışma ama hayatım ama Kayserilisiniz oldu. Doğru değil mi hocam? Kayseri. Sonra Kayseri özlemiyle geri döndünüz. Ya özlem demeyelim. Kayseri'ye geri döndüm diyelim. Evet. Yani ben de İstanbul'da okudum ama ben Kayseri özlemiyle geldim. Ben okulum da Kayseri'deydi üniversitede. Evet, hiç şehir dışı bir şeyim yoktu. Tecrübeniz olmamıştı. Bir anda oldu. Pandemi bitti. Geçen sene 3 aylık süreç serbestleşmeye başladı. Ben Ankara'ya gittim. Gidiş o gidiş oldu. Sonra tekrar geldik. Hayırlı olsun inşallah. Yani Kayseri inşallah. Bence şu an şanslı sizin gibi birini şu an yani burada barındırdığı için. Teşekkür burada ederim. Bu hali hazırda bulabildiği için Ankara yakın ama yine de bir mesafe gitmek gerekiyordu. Aynen öyle. Peki Mehmet Hocam size kendinizi anlatabilir misiniz? Ben 6-7 yıldır toplamda spor geçmişim 10 yıl şu anda. Yaklaşık 7 yıldır da aktif olarak antrenörlük yapıyorum. Asıl mezuniyetim turizm işletmeciliği. Öyle mi? Ama tabii lise yıllarında spora başladığım için lise yıllarını tamamen işte sporun içinde antrenörlük yaparak geçirdik. Evet. Sonrasında gereken eğitimleri aldık, sertifikalarımızı tamamladık. Bu işe yapmaya devam ettik. İşimiz tutkulu ve emek isteyen böyle tamamıyla insanın hayatını adaması gerektiği bir iş. Beslenmesi, uyku düzeni, yaşam tarzını tamamen isteyen bir iş. Bu işi sevdik, yaptık, bırakamadık. Devam ediyoruz. Sizle de çalıştık. Yani insanların hayatlarını dokunmak veya işte fiziki olarak onları tatmin etmek, değiştirmek evet. bizi mutlu ediyor. Bunun da peşinde sürekli çalışmaya devam ediyoruz. Yani evet hocamla ben de öyle bir şansım oldu. Çalışma süreci yaşadık ve gerçekten aslında sizin bu arada spor merkezinden de ismini de söyleyelim. Fitness Life Club. Aynen. Ve orada zaten bir aile var. Evet. Ya gerçekten herkes birbirine çok düşkün. Ve normalde şimdi diğer spor salonlarıyla kıyasladığımda birçok yerde özel ders almadan aslında o kadar da çok ilgili davranmıyorlar. Birazcık daha özel derse yönlendirmeye çalışıyorlar. Ama ben özel ders almamıştım evet. Mehmet Hocam'dan. Ama özel ders almış kadar ilgilendi benimle sağ olsun. Yönlendirdi ve daha o hani bir uzun bir süre ara vermiştim spora. Onun analizi yapıldı. Hocam yani insanlara şunu anlatalım mı? Şimdi özellikle yaşı biraz ileri olanlar spor salonuna gelmekte çekiniyorlar. Ya işte orası ne var gençlerin işi, benim orada ne işim var gibi böyle düşünceleri oluyor. Hı-hı. Ya da işte benim belim ağrır, ben şöyle yaparım. Yürümekle ilgili bile bu kadar sıkıntı yaşayanlar var. Hı-hı. Yok ben iki işte yürürsem bende menisküs var, bende şöyle var. Hoca yürüme dedi falan, bunu size de soracağım hocam. Bu durumlarda siz nasıl ikna ediyorsunuz insanları ya da bu fikri nasıl yıkmak gerekiyor, nasıl anlatmak gerekiyor? Bizim amacımız ilk şöyle oluyor zaten. İlk hedefimiz
birlikte çalışmaya başladığımız kişinin sağlıklı bir birey olduğunu öğrenmek, evet, veya değilse, herhangi bir rahatsızlığı varsa bunu gidermeye çalışmak. Gideremiyorsak da önlemleri alıp ona göre çalışmak. Yani çalıştığımız kişinin yaşından itibaren herhangi bir sağlık problemi varsa ona göre ona bir çalışma hazırlıyoruz. Nabız aralığını düşük tutmaya çalışıyoruz. Daha düşük yoğunlukta bir antrenman hazırlıyoruz ona. Ona, evet, göre çalıştırıyoruz. Veya eklemsel bir problem varsa işin içinde Hüseyin Hocam'ın da tabii, evet, bu konuda katkısı var bize. Herhangi bir postür veya eklemsel sorunlarda ilk önce amacımız bizim onu gidermek. Hı hı. Bireyin sağlıklı bir postüre, sağlıklı bir eklem yapısına sahip olmasını sağlamak. Sonrasında işte herkesin istediği gibi gelişmek, işte kas kütlesini artırmak, yağ oranını azaltmak. Bunlar bir sonraki adım. İlk adımımız çalıştığımız kişinin sağlıklı olması, hı hı, veya önlemlerini alarak çalışmamız. Yani bizim şu an aklıma gelen 50-55 yaş civarında 10'a yakın üyemiz oldu. Evet. Sağlık problemleri olan oldu. İşte dediğiniz gibi diz ağrısı veya işte omuz ağrısı, sırt ağrısı çekenler oldu. Çoğunda da bu ağrıları giderdik biz. Hı hı. Bu spor bilinçli yapıldığında sağlığınıza fayda sağlıyor, katkı sağlıyor. Ama tabii bilinçsiz olduğunda kesinlikle çok çok büyük risk oluşturan bir spor. Şimdi sizinle o kas kütlesini konuşacağım. Çünkü insanlar, mesela bir arkadaşım var. Hatta Rabia, ortak tanıdığımız Rabia'yı da buradan selamlarımızı iletelim, izliyormuş. Bana dedi ki, spora başladı hocam eğitmenle birlikte. Evet. Ya dedi, ben çok kaslanırsam diye çok korkuyorum dedi. Rabia dedim, ben yıllardır çalışıyorum. Kaslanmak kadınlar için o kadar kolay bir şey değil. Evet. Yani hemen bir iki hareket yaptın ya da birkaç ay çalıştın, hop kas geldi. Kadınlar da hemen şu durum oluyor. Ay ben o kadar işte erkek gibi kaslanmak istemiyorum. İstesen de zaten o kadar zor ki, doğru mu hocam? Şöyle, erkekler ve kadınlar hormonal yapıda ayrılıyor. Evet. Erkek vücudu kas yapımı için daha elverişli bir, evet, maalesef, yapıya sahip. Ama kadınlarda bu iş çok zor. Kadınların böyle bazı internette denk geldiği o çirkin görüntüye sahip olan, evet, kadınları görünce spora karşı bir önyargılı oluyor. Evet. Daha doğrusu böyle genelde bize şöyle oluyor, gelirken kadın sporcular daha çok böyle kültür fizik, yani pilates, hı hı, işte aerobik tarzda, evet, çalışmak istiyorlar. Çünkü yani konuştuğumuzda korkuları işte çirkin gözükmek, onların tabiriyle şişmek istemiyorum, evet, mantığı var. Ama işte kadınlar için bu çok zor. Siz de zaten kendi fiziğinizden biliyorsunuzdur. Evet. Biz bu algıyı yıkarak, aslında ağırlık çalışarak, spor yaparak daha güzel, daha kadınsı görüntü elde edildiğini. Evet. Aslında gitgide kültür değişiyor. O korkuyu yıkmaya çalışıyoruz. En azından kendimiz ulaşabildiğimiz kesimler için. O konuda devam edeceğim çünkü çok kapsamlı bir, evet, konu. Evet. Ama şimdi temelde de Hüseyin Bey'e, hem fizyoterapist nedir? Bunu hala biz çözemedik hocam. Çünkü şimdi o kadar çok böyle araştırırken bazıları diyor ki masaj yapıyor. Bazıları diyor ki doktor, hekim. Bazıları başka şeyler söylüyor. İşte tekniker diyen var. Fizyoterapist nedir ve ne iş yapar hocam? Öncelikle şöyle, fizyoterapist hekim veya doktor değildir. Hı hı. Tanı koyma yetkisi yoktur. Hı hı. Tanı koyamaz. Diğer türlü fizyoterapist teknikerlerimiz var. 2 yıllık lisans mezunu, 4 yıllık lisans mezunu. Hı hı. Biz fizyoterapistler, yani terapatik sistemi, rehabilitasyon sürecini yürütecek kişiler fizyoterapistlerdir. Bunlar da 4 yıllık mezunlardır. Hastane ortamlarında hem teknikerler hem terapistler birlikte bulunabiliyorlar. Fizyoterapist benim şahsi tanımımca kaslara fısıldamak gibi bir şey. Çünkü ben kendim için hep kassal yoldan gidiyorum. Ortopedik problemlerde, farklı vakalarda hep kas, yani iskelet yerine birazcık kasa odaklanmayı tercih ediyorum. Kendimi bu alanda sürekli geliştiriyorum. Eğitimler olsun, şehir dışı seyahatler olsun. Sürekli bu alanlarda kendimi geliştirdim. Bir eğitimi, mesela bizde manuel terapi çok meşhurdur. Manuel terapi eğitimini 3-4 farklı hocadan alarak, daha sonra kendim nasıl bir şeyler yapabilirim şeklinde, artık biraz daha Hüseyin Akın modalitesi şeklinde gidiyorum aslında. Aynı şekilde uyguladığımız farklı terapi yöntemleri var. Yani bizim ofisimizde şu an geldiğiniz zaman klasik fizyoterapi, hastane ortamlarındaki gibi bir tedavi programı yok. Sıcak uygulama yok.
ultrason, yok, tens, elektrik modalitesi. Duruma göre kullandığım alanlar var, kullanmadığım alanlar var. Bunlar da genelde hep inaktif diyoruz biz. Ama benim için kişinin kendi aktif olarak katılımının yapıldığı aktivitelerde, rehabilitasyon sürecinde daha önemli oluyor. Ve bu sayede de kişi ne kadar aktif olursa biz aslında o kadar hızlı sonuç alabiliyoruz her türlü problemler için. Hocam şimdi sizi takip ettiğimden beri reklamlarıma, sayfama hep şey düşüyor. Böyle bir yerlerini kıkırdatan, ne denir ona, çeviren böyle bir yerler ve izleyemiyorum. Halk dilinde, bunu yapıyorsunuz değil mi hocam? Halk dilinde kütletme deniliyor. Kütletme. Yapıyorum ama şöyle yapıyorum. Şu an benim de Instagram'da öyle videolarım var. Evet. Ama tamamen sağlıklı bireyler arkadaşlar. Tedavide bir parça olarak belki kullanılabilir. Kullanıyorum, ekliyorum. Ama tamamen öyle kıtlattık, gitti, çıktı, pırıl pırıl. Hiçbir şey kalmadı değil. Yani bunların hepsi aslında bir bütün şeklinde. Kupa terapisi yapıyoruz, grasron terapisi yapıyoruz, miyofasyal gevşetmeler yapıyoruz, manuel terapiler yapıyoruz. Bunların hepsini bir bütün olarak ele alıp bir kişiye ona göre yapıyoruz. Yani sadece kupa yaptım, tamam süper oldu, gitti değil. Bunların aslında hepsi bir bütün. Özellikle kütletme isteyenler oluyordur ama. Ben şimdi arkadaşlarımla konuştuğum zaman özellikle yaşı büyükler bunu tercih ediyorlar. İşte kendi aile bireylerine de böyle şeyler yapanlar var ya, babalar falan. Hadi gel kızım bir tane şöyle bir çiğne, bir şöyle bir şunu yap falan. Ben de hep böyle şeylerden çok tedirgin olurum. Yani herhangi bir sıkıntıya ya dönüşü olmayacak bir herhangi bir sakatlık söz konusu olabilir. Doğru mu hocam? Şöyle sakatlık olursa dönüşü zor olabilir. Çünkü sinirler üzerine, direkt omurga üzerine bir işlem yaptığınız için o bütün sinir sistemi omurgada. Evet. Bu soruna yol açabilir. O yüzden zaten o kütletme dediğimiz işlemden önce biz ne kadar çok test yapıyoruz. İşte manipülatif değerlendirmeler, kas kuvveti değerlendirmeleri. İlk önce gevşeme yaptıktan sonra biz mesela manipülasyon, o kütletme dediğimiz işleme geçiyoruz. Orada bir ağrı oluyor mu hocam? Şey, kütletme mi? Yok, hayır. Rahatlama mı oluyor? Ağrı olmuyorsa doğru yapıyoruzdur. Ağrı olursa bazen kişiler kendini rahat bırakamıyorlar. İşte biz ne kadar rahat bırakmasını... Ben şu an bile gerildim ya. Ne kadar rahat bırakmasını istesek de sürekli kasılıyorlar, kendilerini sıkıyorlar. Bu kaslar o omurganın hareketine izin vermiyor. Bu manipülasyon dediğimiz işlem aslında o eklemin son noktasında ani bir itme, yani 0.5 saniyelik gibi hızlı bir manevrayla bırakmak gerekiyor. Lakin çevre grup kaslar bunu tutuyorsa... Sıktığımızda evet, kaslar bunu tutacak çünkü bu işlemde o zaman kası spazma sokabiliriz, yani kasılabilir. Peki hocam, bazı insanlarda da böyle kendi kafalarını böyle kırt kırt sesler çıkıyor ya da işte elde, bende elde de oluyor. Bunun bir zararı var mı? Onun şöyle, yapılan artık en son çalışmalarda bu manipülasyon işleminin hiçbir zararı olmadığı söyleniyor. Lakin sadece mesela iki el arasında bir araştırma yapılıyor. Sağ eli sürekli çıtlatıyorlar, sol eli çıtlatmıyorlar. Yok, ben eşit şekilde çıtlatıyorum. Sağ elde kas kuvvetinin biraz daha az olduğunu, kavrama kuvvetinin azaldığını söylüyorlar hocam. Hmm. Yani elimizi çıtlattıktan sonra da veya boynumuzu çıtlattıktan sonra ufak hareketler ile de bunu beslersek o kas kuvvetinin kaybının da ben azalacağını düşünüyorum. Tamam, bu aklımızda olsun. Ama ben eşit yapıyorum. İzleyicilerimiz de aklında olsun. Eğer sadece sağ yapmıyoruz. Sağ solu eşit şekilde ve sonrasında da rahatlatıyoruz. Peki hocam, şimdi en temelden başlayalım istiyorum. Çünkü bizim şöyle bir sıkıntımız var. En temelinde bir sıkıntımız var. Ben şu an bile işte, şimdi düzelttim kendimi ama. Genelde böyle bir konuşmaya başlıyorum, kendimi izliyorum. Sonra yavaş yavaş kendimi bırakmaya başlıyorum. Ve sonunda böyle oluyor. Bütün işte özellikle ofiste çalışanlar, oturarak çalışanlar, boyunlarında ya da işte şimdi bizim tabii sürekli iPad'ler, işte telefonlar ellerimizde, sürekli bu şekildeyiz. Gıdı da yaptık böylelikle maalesef. Televizyon izlerken yine aynı şekilde. Yani nasıl oturacağımızı ya da nasıl yatacağımızı çok bilemiyoruz. Bunlarla ilgili neler tavsiye edersiniz? Nasıl, yani mesela bu dik oturmak için bazı böyle yastıklar da artık yeni yeni çıkmaya başladı. Yastığın çok öneminin, uyumak için çok önemli olduğunu söylüyorlar. Bunlarla ilgili ne tavsiyelerde bulunuyorsunuz? Şöyle, postür, duruş aslında kişinin günlük yaşam içinde kendini rahat hissettiği pozisyona diyoruz. Bu pozisyonda siz kambur durabilirsiniz ama rahatsınızdır. Lakin bu sizde sorun olmayacak anlamına gelmez.
ileride daha büyük sorunlara yol açabilir. Kişinin bu duruşunu düzeltmek için kullandığımız yastık, korse, işte askı tarzlarında kamburluğu azaltması için bunların ben kullanımını tavsiye etmiyorum. Çünkü kas zayıflıklarına yol açıyor. Korse de mi öyle hocam? Korse de aynı şekilde. Kas zayıflıklarına yol açıyor. Bu yüzden de kas dengesizliği oluşturuyor. Zaten duruşumuzun temeli bozulma sebebi bu kas dengesizliğinin ortadan kalkması. Yani insan vücut temelini tahterevalli gibi düşünürsek ön grup kaslar, arka grup işte yandan baktığımız zaman postüre, duruşuna öne gitmeler oluyor. Çok arkaya gitmeler oluyor. Dönme oluyor. Mesela sürekli omuzda tek omuz çanta taşıyan lise çocukları bu dönme yapar. Rotasyon dediğimiz hareketi yapar ve bu omurgada o tarafa doğru çeker omurgayı. Yani ileride kambur olacak. Hocam burada şimdi ben spora başladığımda Mehmet hocam bana dedi ki işte kas çalışıyoruz böyle ağırlık antrenmanı yaptığımızda ve uzun yıllardır da ben spor yapıyorum. Pelin Hanım dedi, sizde skolyoz var mı? Böyle bir teşhisiniz var mı dedi. Hayır hocam, yok dedim. Ya dedi, çantanızı tek bir taraftan taşıyorsunuz ya poşet taşıyorsunuz ama eşit değil sizin omuzunuz dedi. Hatırlar evet, mısınız? Evet, hocam? Evet, evet. Hayır diyormuş hocam. Seni mi hatırlayacağım? Bunu söylediniz ve bir film çektirin dediniz bana. Ben de film çektirdim. Ama o sırada yine doktorumuz da dedi ki evet şu an eşitsizlik var ama skolyoz diyemeyiz. Yani bu şu an sadece çok yoğun poşet... Annem bana sürekli alışveriş yaptırdığı için izleyiciler, yani sürekli poşet taşımaktan, işte çanta taşımaktan, valiz taşımak vesaire, işçi gibi çalıştığım için böyle şeyler olabilir. Bir süre geçsin, bir iki ay sonra tekrar filminizi çekelim dedi. Sonrasında ben gidemedim. Ama bu skolyozla ilgili mesela hocam, nasıl o süreç nasıl ilerliyor, nasıl tespit ediyorsunuz? Ya böyle eşitsizlikler o çantayla dahi olabiliyor mu? Hocam şöyle, skolyoz için ayrı bir program daha yapılır. Hı-hı. O kadar kapsamlı bir konu aslında. Evet. Skolyozun doğuştan gelen ve sonradan kazanılan, yani iki farklı tipi var. Konjenital olarak. Bunlar sonradan kazanılan skolyozlarda doğuştan gelenler derecesi ilerleyerek gidebiliyor. Büyüme çağı bitene kadar derecesi ilerliyor ve genellikle de cerrahiyle sonuçlanıyor. Lakin sonradan kazanılan skolyoz... O dediğimiz tabirle dengesizlik, kas dengesizliğini bozuyor. Bunu göğüs tarafında yapabiliyor, boyun tarafında, bel tarafında, üçünde de farklı yönde de yapabiliyor. Normalde biz omurgaya yandan baktığımız zaman S şeklinde. Evet. Ama arkadan baktığımız zaman düz bir hat gibi iniyor. Evet. Bu S hattının kavisleri daha fazla azalabiliyor, daha fazla yok olabiliyor. Yani düzleşebiliyor. Boyun düzleşmesi, bel düzleşmesi tarzında. Bunlar eğer sonradan kazanıldıysa, gerekli değerlendirmeler, gerekli analizlerden sonra bu durumda kas dengesizliğinden şüpheleniyoruz. İlk başta dediğim gibi kas konusunda işte bu yüzden kasa bakmak lazım. Yani iskelet odaklı, iskelet temelli gidince bazı sorunların çözümü çok uzun süre olabiliyor, cerrahi isteyebiliyor. Hı hı. Ama dediğiniz gibi sürekli poşet taşıdım mesela. O taraf kas grubunuz çok güçlenmiş, spazma girmiş. Evet. Olabilir. Diğer taraf gevşek kalmıştır. Aslında o tarafı da güçlendirseniz omurganızı iki yerden sağlam çekecekler. Poşetleri eşit taşımak lazım. Aynen. Yani aynen öyle. Bu durumda da şunu demek istiyorum yani fıtık teşhisi konmuş bir birey. Evet. Sağ tarafta fıtık var. Sağ tarafı kuvvetlendirmiş. Spazma girdiği için fıtık olabilir. Ama böyle bireylerde genelde sağ tarafı kuvvetliyse sol taraftan fıtık olur. Bu da sol tarafta işte kollarda uyuşma, karıncalanma şeklinde görülebilir. Mesela fıtıkta çok eskiden, bayağı eski değil aslında. Yani önceden hep şey derlerdi, istirahat et, dinlen, evet, yat. Bence öyle değil, tamamen daha yeni Mehmet hocamla da konuştuğunuz gibi üst yaş grubu da dahil, alt yaş grubu da dahil. Her birey egzersiz yapmalıdır, evet. Ama her egzersizi yapmamalıdır. Doğru. Yani bu yüzden de egzersizler kişi özel, dikkatli, takipli olmalı. Mehmet hocamın sizdeki durumu hemen fark ettiği gibi evet. Duruşlar iyi incelenmeli. Ya bu yürüyor tamam yürüsün şeklinde olmamalı. Direkt anında fark edilmeli yani bu durumlar.
Ve o zamanlar aslında bir de böyle eşit olmayan yerlerde çok da bir fark yoktu. Hocam çok iyi bir gözlem yaptı. Yani sonrasında o eşitsizlik daha da gözle görülür bir hale aldı. Sizden de rica edeceğim, böyle bir analiz yapabilir miyiz acaba canlı canlı? Hani? Tabii ki cihazı getirdik. Biz analizi de şu an Kayseri'de bu cihazımız tek 3 boyutlu postür analizi yapıyor. Aynı zamanda vücut analizi de yapıyor. Beden ha, kilon falan çıkmayacak değil mi hocam? Yok. Onları çıkarmayacağız. Çıkarsa da sorun değil de. Şöyle hemen bir internet bağlantısı. Biz bu makineyi daha önceden duymuştuk. Ama bilmiyorduk Kayseri'de var mı, birinde yok mu diye. Sonrasında Hüseyin hocamla tanıştık biz. Bu makinesin makineden kendinde olduğunu söyledi falan. Biz Hüseyin hocama hiçbir şey demeden bu analizden yaptırdık. Yani mesela ben de sürekli spor yaptığımız için birkaç ağrı var. Evet. Salondan bir iki kişi daha personel veya üyemizde şikayetçi olanlar vardı. Onların da ağrıları vardı ama kimse hocama bir şey söylemedi. Hocam bize analizi yaptı, sonra bize kendimizi anlattı. İşte sağ omzunda ağrı var, sol dizinde... Tüh be, ben skolyoz mu koryoz falan girmeseydim keşke. Neyse, daha neler çıkar hocam, neler aynen çıkar. Ya şöyle, o konuda da skolyozda MR görüntüsü mutlaka gerekli. Ama dediğim gibi kas dengesizliği, vücuttaki dışarıdan müdahale edebileceğimiz bir dengesizlik var mı? Aslında cihaz onu gösteriyor. Mesela benim kalkmam mı gerekiyor, ne yapmam gerekiyor? Kalkacağız şimdi birazdan. Tamam. Mesela Mehmet Paktır Hoca, buradan da selam olsun kendisine. Ona bel fıtığı teşhisi konulmuş çok önceden. Şu anda da hala spor yaparken... belime, kalçama arada ağrı giriyor gibi hocam dedi. Analizi yaptık. Daha sonra diz, sağ dizde hafif bir rotasyon, yani dönme hareketi olmuş. Dizine müdahale ile squat'taki ağrısı gitti. Evet. Bu futbolcularda, maçlarda görüyorsunuzdur. Kırmızı, yeşil, sarı bantlar oluyor evet kollarında. Kinezyo bant deniyor kinezyo değil mi hocam? Kinezyo tape. Kinezyo bantla hocam terapi yaptı. Gerçekten ağrıyı geçirdi yani. Bu konuda. Hani şu an bir an önce gelmeyi planlıyorum hocam gerçekten. Yani direkt noktasal müdahale. Bu cihazın da analizi o yüzden benim için çok önemli. Çünkü mesela bel fıtığı teşhisine beline yönelik müdahale yapardık. Hı-hı. Ama sorun dizde. Peki merkezinizde bu analizi ücretsiz mi yapıyorsunuz yoksa belirli bir ücreti var mı? Şu an Ramazan hem de açılış, yeni açıldığım evet için Ramazan ayı boyunca ücretsiz yapıyorum analizi. Bu önemli, bunu duyuralım. Ramazan boyunca vücut analizini ücretsiz olarak yapıyorsunuz. Aynen öyle, merkezimizde. Sonrasında ücretli hale gelecek. Sonrasında da buradan başka bir büyük haberi daha verelim. Bir cihaz daha bir gelecek. Yazı geçseydik hocam ya. bu analiz cihazı. Evet. Bir de genel bütün problemler omurgada. Yani evet, duyduğumuz, gördüğümüz herkes omurgada. Şu an Türkiye'de 6 tane bulunan bir cihaz var. Büyük bir ihtimalle bayramdan sonra da o da merkezimizde olacak inşallah. Oo, o sadece omurga sağlığı üzerine çalışan bir cihaz. Tamam, onun da geldikten sonra tekrar sizi burada ağırlarız. Beklerim. Kalkıyorum. Ayağa kalkalım. Böyle bir geniş alan lazım bize. Tamam. Kamera açısında olduğumuz bir yer olsun. Aynen. İyi miyiz böyle? Bu şekilde mi gelelim? Arkanızdan tamam da döneceğim. Sizi orta hatta almam tamam gerekiyor. Hocam şu masayı biraz şöyle çekelim. Analizimizi yapalım. Sonra Nur Hanım'dan, güzel Can Bey ve Nur Hanım'dan bir müzik alalım. Reklama gidelim sonrasında. Şimdi benimle göz temasınızı kurmanızı istiyorum. Tamam. Ben etrafınızda döneceğim ama göz temasını kesmenizi istemiyorum. Tamam. Gülersen. Biraz geri alabilir miyiz? Gülebilir miyim? Gülebilirsiniz. Bir tamam sorun yok. Aklıma şimdi şey geliyor çünkü. Böyle geleyim mi? Geriye mi gideyim? Siz rahat olun. Tamam. Nasıl durmak rahat hissettiriyorsa size o şekilde durmanızı istiyorum. Beni niye bu kadar kilolu çekiyorsunuz? Sevgili ekip arkadaşlarım, biraz daha inceltir misiniz? Hülya Avşar'a ne şoplar yapılıyor? Yüzüne bir efektler falan. Fenin Hanım, hareket etmeyelim. Ha, tamam, pardon. Bir tık daha öne alsam... Sorun olur mu? Bir tık geliyorum. Tamam. Arkanızdan döneceğim çünkü. Tamam. Gupse Yozagin bir tane filmi var ya, masanın etrafında dönüyor çocuğu olması için. Aklıma şu an o sahne geldi. Hiçbiriniz izlememişsiniz. Evet. Alan yetersiz kalıyor. Şöyle yapalım, şöyle müzik alalım. Biz bu, aynen şurada... Bir müzikle lütfen dolaşabilir miyiz burada? Şöyle güzel bir müzik, dolanma müziği.
Şu arkanızdan geçerken biraz daraldığı için hocam, sorun oldu. Hocam isterseniz reklamlardan sonra o açıyı ayarlayarak da yapabiliriz. Olur mu? Fark etmez. O şekilde de olur. Aynen, bir açımızı ayarlayalım. Ekip arkadaşlarımızla birlikte daha şey oldu. Neyse, bir hava almış olduk. Şöyle dolaştık. Hareket önemli. Hareket izleyicilerimiz. Önemli. O yüzden dolayı. Sürekli oturmamak lazım. Onu göstermek istemiştik biz de. Evet, şimdi o zaman Can Bey'den ve Nur Hanım'dan güzel bir şarkı alalım. Sonra arkasından reklamlara gidelim. Reklamlardan sonra hocam bana bir vücut analizi yapacak. Ben de açımı nerede daha zayıf çıkıyorum onu planlayayım. Reklamlardan sonra yine buradayız. Her mi kursam? Ağzınıza sağlık, görüyoruz. Reklamların arkasından yine sizlerle birlikteyiz değerli izleyicilerimiz. Şimdi acı sonuçları sizlerle paylaşacağız. Çünkü reklam arasında biz analizi yaptık. Bu 3D analiz, doğru mu hocam Aynen ismi? Aynen hocam. Ya 3D... Üç boyutlu vücut analizi. Hı hı. Şu an Kayseri'de tek dediğim gibi. Salonlarda falan postür tahtası dediğimiz bizim aslında fizyoterapistlerin de çok sık kullandığı tahta var. Hı hı. Duvara kareli kağıtlar üzerine monte edilip kişiden o tarafa geçip kağıdın önünde düz durması istenir. Otomatikman proprioception dediğimiz halk dilinde uyarı anlamına gelen. Duvardan sırt uyarı aldığı anda duruş değişir. Mesela sizde daha ilk partta olduğu gibi. Hocam şimdi duruş bozukluklarını direkt aklınıza getirdiğiniz zaman da duruşunuz değişiyor. Evet. Bu uyarımlar bizim için çok önemli. Bu uyarımları vücuttan nasıl beyne iletimimiz, bunların kendimize olan adaptif süreci, bu çok önemli. Şimdi postür analizinizde de şöyle sonuçları... Çok da zoomlamayalım arkadaşlar. Zoomlayın, şaka şaka. Gösterirsek postürünüzde sol tarafınızda... Şu an gözüken kısım. O benim. Evet. Sol dizde mesela bir problem olduğunu söyledik. Ancak bu sol dizdeki problemi kalçada dönme hareketiyle elimine ettiğini söylüyoruz. Mesela sol diz içeri doğru dönüyor ama sağ kalça öne doğru geliyor. Yani sol kalça arkaya gidiyor. Bu sol kalçanın arkaya gitmesi demek bizde sol dizi koruduğunuzu gösteriyor. Vücut refleks mekanizması gibi bir şey aslında bu. Korumaya geçtiğinizi söylüyor. Yani dizimde benim menüsküs olabilir. Doğru mu hocam? Ya o tarz şeyler ileride başınıza gelebilir. Gelebilir. Çünkü dizin içeri doğru dönmüş olması kas zayıflıklarına da yol açacaktır. Ve aynı zamanda sol taraftan şimdi yandan görünüşünüzü incelediğimiz zamanda da hafif bir sağ tarafta kamburluk mevcut ama sol tarafta da vücut ağırlık merkeziniz yer değiştirmiş. Yani biraz böyle... Arkadan beni çekmeyin arkadaşlar. Yani oradan gösterip... Biraz geriye doğru gitmiş şekilde duruyorsunuz şu an. Şu görüntüde. Skolyoz olup olmadığını, kas dengesizliğini nereden anlıyoruz? Kalça ve boyun, omurga hizalamasına baktığımız zaman kalçada sağ taraf öne doğru gelmiş. Boyunda sol taraf. Yani tam ters. Bu mantıkta olduğu için de skolyozunuz olabilir. Ama kassal dengesizliğiniz de var. Skolyozun neye bağımlı, neye bağımlı olup olmadığını ona göre analiz edip değerlendirmek gerekiyor. Daha detaylı incelemek gerekiyor. Başka var mı hocam bir şey? Daha var mı? Şu anlık yok. O ayak basınçları da önemli. Mesela ayak basınçlarında da basma fazlarında topuktan parmak ucuna doğru gideriz ve ayağımızın dış yanına basıp parmak ucuna gelmek durumundayız. Ben evet, ayağımın da iç kısmına basıyorum. Sizde hem iç kısmı var hem de sol ayakta dizi elimine etmek için parmak ucundasınız, sağ ayakta topuktasınız. Yani ağırlıkta ayakta normal duruş istediğimiz zaman o dengesizlikle çözmeye çalışıyoruz. İşte aslında sorun bu oluyor. Dizde mesela karşılaştığımız en büyük problemlerden biri menisküs. Özellikle bayanlar için, kadınlar için. Bu ileri yaşta
kemik mineral yoğunluğunun azalmasıyla birlikte gelişiyor. Menisküs zaten vücutta en az beslenen eklemlerden biri. Kırmızı beyaz, beyaz beyaz bölgeleri var. Kanlanması çok az. Cerrahi operasyondan sonra iyileşmesi de bir o kadar zor bu yüzden aslında. Yani menisküse menisküs olarak bakarsanız zor. İyileşmesi de zor, toparlanması da zor. Ama menisküse bacak üst grup kasları, arka grup kasları, alt bacak kasları, ön bacak kasları şeklinde bakarsanız tahterevalli dengede kalabilir. Evet. Bu da ekleme binen yükü azaltır, eklem hareket açıklığını arttırır. Bu sayede de menisküsümüz rahatlar. O boynunuzdaki de sizi şu yapmış. Yani böyle miyim? Vücut birazcık böyle. Vücut tamamen öyle. Öne. Ayakta duruşta geriye. Geriye. Aynen öyle. Ağırlık merkezinizi birazcık kaydırmış. Topuğa basmalar, parmak ucuna basmalar. O mesafeli duruşundan kaynaklı hocam. Evet. Bunları da ön grup kaslarınızın, karın, göğüs kaslarınızın zayıf olduğunu bize gösterebilir. Arkadan çok çekiyor çünkü. Yani arka sırt grup kaslarınızda da spazm. Evet, göğüs çalışırken ben bunu yaşıyorum. Göğüs kısmı biraz daha böyle güçsüz ama karın kaslarım var hocam şimdi. Karnım kuvvetli. Yani dediğim gibi bu bağlantı dengesizlik buradan evet. Kaynaklanıyor o zaman. Göğüs kısmından evet. Bu sizi zayıf bulduğu için sırt kaslarınızda kuvvetlenme, zamanında geçmişte spor da yaptığınız için evet. Bu kuvvetlenme sonucu o etkiyle geriye doğru gitmiş. Yani göğüs kaslarına biraz daha az çalışmışsınız. Evet, doğru. Bu şekilde 3 boyutlu bir analiz. Size de mail yoluyla attım zaten. Evet, çok teşekkür ederim hocam. Rica ederim. Peki şimdi ben ne yapmalıyım? Bacağımdaki işte sol tarafta dediniz. İşte bir tarafta tabana, bir tarafta topuğa ve parmak ucuna hı-hı. basıyorum. İşte kendimi geriye doğru biraz daha atıyorum. Bunları önleyebilmek için dizimdeki o yana dönmeyi önleyebilmek için nasıl bir yol izlemeliyim? Vücudun şöyle... Genel bir tabirle bahsedeyim. Vücuttaki dengesizliği ortadan kaldırmamız gerekiyor evet. İlk öncelikle. Bunda sizin yapabileceğiniz, dikkat edebileceğiniz bundan sonraki süreçte şeyler vardır. Mesela ben size geri dedim, göğüs kasları zayıf dedim. Bundan sonra göğüs kaslarına dikkat edebilirsiniz. Yani daha çok çalışmalı. Aynen öyle. Sürekli masa başında falan otururken kollar 90 derecede hareketli, göğüs kasları. Hocam yine göğüs sizin hocam, kadar olmasa da bizim de çalışmamız gerekiyor. O yüzden nasıl kuvvetlendirebilir mesela Pelin Hanım göğüs kasını? Bu süreç mesela bu aslında şunu gösteriyor. Bize gelen üyelerden de bu talep var veya bazılarıyla anlaşamadığımız noktalar oluyor. Şöyle aslında insanların yapması gereken bir program var. Evet. Yapmak istediği program diye bir şey yok. Evet. Yani bazı insanlar mesela sizde belki farkında olmadan olmuştur. Sırt çalışmaktan keyif alıyorsunuzdur. Sürekli bunun üstüne giderek yapıyorsunuzdur. Evet. Ama işte hocamın dediği gibi göğüs veya omuz çalışmak, karın çalışmak daha keyifsiz geldiği için bu sizde biraz daha zayıf kalmıştır. Evet. Onun için mesela biz şöyle yaparız. Antrenman programını hazırlarken bütün bölgelerin eşit şekilde çalışıyor olması lazım ki vücutta hocamın dediği gibi denge olsun. Bu dengeyi sağlayarak... Doğru olan aslında işte antrenör eşliğinde bir gözetmen yanında çalışmak. Çünkü insan kendi çalıştığında farkına varmadan bu tarz eşitsizlikler, dengesizlikler yaratıyor. Hocam kendine. Ben öğretmenle çalıştığım zaman bile böyle çok doğru bir tespit. Üst bölgeye çalışmayı sevmiyorum. Erkekler evet. Üst bölgeye çalışmayı seviyorlar. Çünkü aynen. Çok hızlı verim alıyorlar ya hemen evet. Şişkinlik oluyor. Ben de karın çalışmayı ve bacak çalışmayı çok severim. Evet. Üst bölgeyi çok ihmal ettiğim için de o duruşumdaki bozukluklar muhtemelen de işte şu an kendini göstermiş oldu. Aynen öyle. Bu dizle alakalı şimdi aklıma bir şey geldi. Hı-hı. Yatış şekliniz sol tarafınız yukarıda mı? Yan yatışta. Bir bakayım. Hangi? Yan yatışta. Ben hem böyle yatıyorum hı-hı. Hem de bu yana da yatıyorum. İki yana da yatıyorsunuz. İki hangisinde yana. Böyle kendinizi daha rahat, güvende hissediyorsunuz? Biri farklı oluyor mu? Sağ gibi gözüküyor. Sağ gibi mi? Sol yukarıda kalıyor. Tahminimce şu an. Olabilir. Bundan sonraki süreçte dikkat ben edebilirsiniz. Ben gözlemleyeyim bunu evet. Yer çekimi etkisi. Yukarıdan aşağı. Hı-hı. Sol dize isterseniz yer çekimi etki yapıyor. Sol dizi içeri doğru itiyor. Bu yüzden uyurken de sağa dönük de yatsanız, sola dönük de yatsanız. İzleyiciler için de yine bir örnek olacak. Evet.
Sağlıklı sağlıksız fark etmez. Her birey bacak arasına yastık almalı. Ben alıyorum. Yastık, yorgan. Ne bulursa. Aynen öyle. Bacak arasına yastık almalı. O yer çekimiyle daha ileriye gidebilir çünkü. Aynı zamanda bacağınızı dışa açma egzersizleri yapmalısınız. Hocam onları göstereceğiz değil mi şu an? Evet, gösterebiliriz. Rahatlatacak mesela ofis başı böyle oturarak sürekli oturan insanlar, işte boyun ağrıları, omzunda ağrı hissedenler, işte eğilerek çalışanlar için böyle en azından rahatlatacak telefon birkaç egzersiz. Vesaire. Evet. Çok şu anda halkımızda çoğunlukla olan şey duruş bozuklukları. Özellikle hocama da çok hasta geliyor. Bizde de analizlerde görüyoruz. Boyun ağrısı ve sırt ağrısı oluyor. Bunda da insanların masa başında çalışırken genelde ekrana karşı çalışanların ekranları normal olması gerekenin daha aşağıda kalıyor aslında. Evet. Yani göz hizasında değil, göz hizasından aşağıda ekrana bakarak çalışıyorlar. Bu da sırt ağrılarını doğuruyor. Onun dışında ortopedik yastık kullanmak yine aslında faydalı oluyor. Bunu kullanmıyorlar. Bu tarzda işte bulunduğu alanın konforunu artırarak aslında bu ağrıdan kurtulabilirler. Ama zaten pandemi zaten bir yandan girdi. Sürekli evdeyiz, hareketsiziz, televizyon karşısındayız. Birkaç ufak hareketlerle aslında omurgayı daha da canlandırıp biraz da ağrıları azaltabiliriz. Biz o matımızı alalım. Bu esnada da ben size şunu sorayım hocam. Şimdi hazır pandemiden bahsettik. İşte pandemi sürecinde de spor salonları kapandı şu an. Ama işte bilimsel açıklamalarda da aslında bir değerlendirilme, bir anket yapıldığı zaman aslında spor yapan insanların virüsü daha hafif atlattıklarını ya da virüsün bulaşmadığı da görüldü. Yani bu anlamda evet hepimiz biliyoruz hareket önemli ama sporun ne kadar önemli olduğunun da aslında altını çizmemiz lazım. Bu durumda ne söylersiniz? Şöyle bizim etrafımızda da yakın çevremizde de sporcu olan kişilerden hastalığı geçirenler oldu. Sporla hiç alakası olmayan kişilerin de geçirdiği oldu. Genelde sporcuların, sporla uğraşan kişilerin daha hafif atlattığını biz yakinen gördük. Ama şöyle bir şey yani var. Dolaşım varsa bir sistem sağlıklı oluyor. Evet. Dolaşım yoksa gitgide kanlanma. Yani eklemlerin aynı şekilde organlarla, değil mi hocam? Organlara da etki ediyor. Organlardaki dolaşım da zayıflıyor. Bu yüzden herkesin en minimum şekilde yürüyüş yapmasını tavsiye ediyor. Bunun üstünde işte evde yapılabilecek hareketler var. Birkaçını göstereceğiz veya direkt spor salonuna gelip bizimle birlikte antrenman yapmalar lazım. Siz spor yapan birisiniz. Bence güzel bir kültür. Yurt dışında daha fazla, daha yaygın ama bizde de yeni yeni oluşuyor. Son yıllarda daha çok artmaya başladı. Pandemiyle birlikte değeri daha çok anlaşıldı. Evet. Bizim önceki yıllara göre şu anki yoğunluğumuz daha fazla. Tabii çalışma saatlerimiz kısıtlandı. İçeride kapasiteyi kısıtladık vesaire. Ama yine de eskiye göre şu anda talep daha fazla. Değeri daha çok biliniyor. Ama ara ara kapanmalar oluyor. Bunlar doğru veya yanlış. Tam yorum yapamayız ama yine de biz birlikte çalıştığımız bu hastalığı geçiren kişiler de daha hızlı atlattığını, vücutlarının daha bu virüsü dışarı attığını gördük yani. Hocam çünkü bir de beslenmeye de dikkat edilmesi gerektiği için hani kesinlikle. O sporla birlikte aslında bağışıklığımız da kuvvetlenmiş oluyor, doğru mu? Tabii yani spor yapan biri sonuç almak için beslenmesine dikkat ediyor, uyku düzenine dikkat ediyor. Gerekirse işte multivitamin ilaçları kullanıyor vesaire. Biz bunu zaten önceden de kullanıyorduk ama işte pandemiyle birlikte daha çok öne çıktı. Şu anda daha çok değeri biliniyor. Şu an aslında biraz daha gelişi güzel oldu. Herkesin böyle bir C vitamini almalıyız, hepimiz işte D vitamini almalıyız, dışarıya çıkmıyoruz falan gibi böyle yanlış bilgi kirlilikleri de var. Kesinlikle aslında o da çok ayrı bir durum. Her şeyi ihtiyacı kadar almak lazım. Belli bir dengenin olması lazım. Onu da bazen bozulduğun zaman yine aynı şekilde bu sefer de bağışıklık sistemini zayıflatabiliyor. Ama peki hocam bu Ramazan döneminde şimdi tabii Ramazan girmeden önce daha insanlar işte kendi düzenlerinde işte çalışma saatlerine göre bir saat planlaması yapıyorlardı sporla alakalı. Ama şu an şimdi bütün gün açız, orucuz. Akşam işte iftardan sonra bir böyle rehavet çöküyor, işte uyumak istiyorsun, bazen tatlılara saldırıyoruz, kan şekerimiz düştüğü için. Bu konuyla ilgili mesela hangi saatlerde uygun görüyorsunuz siz egzersizi? Şöyle olması lazım. Çok hafif bir iftar yapılıp su ve çorba içilip sonrasında da
yarım saat 40 dakika sonrasında bir düşük tempoda, normal zamanlardaki gibi değil, daha düşük bir tempoda egzersizler yapılıp yarım saat 40 dakika, bir saate yakın kondisyona göre değişen bir sürede, hı hı, sonrasında da asıl ana yemeğinizi işte et, tavuk, balık, yanında sebzeniz, salatanız neyse o şekilde tüketip normal güne devam etmeniz lazım. Yani iftar hocam, öncesi o, işte o susuzlukla... Sadece direkt çorbayla geçiştiremiyor insan. Evet, yani ya biraz... Ben geçen yıl biraz daha böyle, hatta biraz değil bayağı böyle sporu çok tak 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 yapıyordum. İşte iftarımı açtıktan sonra 2 saat sonrasında spora başlıyordum, hı-hı, mutlaka. Hı-hı. Ve evde bulduğum egzersizlerle ben işte biraz pilates, işte her güne başka bir kas grubunu çalıştırayım, evet, mutlaka bir şeyler olsun diye çok da güzel verim almıştım. Ama bu süreçte, bu dönemde şu an o motivasyonum maalesef, evet, ki yok. Kısıtlamalardan dolayı herkese bir düşüklük var. Evet. Ama tabii bu dönemde kendini motive edip spor yapan kişiler diğerlerine göre daha öne çıkıyor. Sonuçta yaz yaklaşıyor zaten. Aynen öyle. Bizim için şöyledir. Kış sezondur, yazın da hasat zamanıdır diyebiliriz. Hocam bende de tam tersi. Kışın hazırlanır. Ben kışın, yani böyle yaz tatilinden döndüğüm zaman diyorum ki, bakıyorum işte orada herkesin karın kasları var falan filan. Yani bir döneyim, bir başlayacağım diyorum. Aynen. Bir gazla geliyorum, başlıyorum. Tam yaza birkaç ay kalmış oluyor, 3-4 ay oluyor. Bende bir motivasyon düşüklüğü oluyor. Ya zaten iyiyim, şu kadar bozsam ne olacak falan diyorum. Ve bırakıyorum, yine yaz kassız bir şekilde gidiyor. Ama... Genelde herkes o şekilde emeklerini biraz ziyan edebiliyor. Bir de insan vücudu çok garip. Yani şöyle bir şey var. Bir hale gelip bir formu yakalayıp bıraktıktan sonra öyle kalınsa çok rahat olacak ama. Hocam spor çok nankör, evet, ama. Kazanması çok zor, kaybetmesi çok kolay. Çok. Görüntüyü. O yüzden sürekli hassas olmak lazım. İşte özellikle bu aylar, yaza giriş aylarında biraz daha hassas, dikkatli olmak lazım. Evet. Spora dair. Peki hocam, o zaman birkaç egzersiz gösterelim mi şimdi? Tabii gösterelim hocamla birlikte. Siz yaparken hem siz hem Hüseyin hocam da bu hangi kas grubunu çalıştırır, neye iyi gelir, tam tersini yapabilir miyiz? Ters. Evet. Evet sevgili izleyiciler, sizler de şu an İdeal, eğer hocam, matınız varsa hangisiyle matınızı serebilirsiniz. Hocam? Hangisi isterseniz. Mesela şu hareketi evde rahatlıkla yapabilirler. Bu hocamın dediği gibi de dengesizlikleri ortadan kaldırmak için sağ elle sol bacağı, sol bacakla sağ eli, hı-hı, kullanarak yapabilir. Mesela şu şekilde bir çapraz, avuç içi diğer tarafa bakacak, hı-hı, şekilde diğer taraf. Bu şekilde. Bunu hem sağ hem sol, 10 sağ 10 sol şeklinde mesela yapılabilir. Eşitsizlik için. Eşitsizlik bana veya... iyi gelir mi mesela bu hocam? Şöyle, sizin sorun dizde olduğu için dizin üstüne ilk başlarda ağırlık vermenizi istemem. Tamam. Yani diz üstünde durmanızı istemem. Bu genel omurga üzerine bir omurga egzersiz. Omurga sağlığı. Yani direkt omurga istemem. Duruşu, duran yaşamdaki o duruşu biraz daha canlandırmak için yapılabilir. Sırt ağrılarında yine etkili olur. Çok kolay gözükebiliyor ama sürekli yapıldığında, evet, bunun evet, zorladı. Bu dengede durabilmek, evet, zor. Fiziği zorladığı belli olur, hissedilir. Bunun üstüne mesela şu yapılabilir. Yüzüstü yatılıp yine omurgayı sıkıştıracak bir hareket. Parmak uçlarında ayaklar, kolları karşıya uzatıp yanları U şeklinde alıp geri uzatılabilir. Bunun bu da yine... Pardon hocam. Bunun da en büyük avantajı kürek kemiği, skapula dediğimiz kemiği hareketlenmesi. Yani mobilizasyon. Şu an Mehmet hocam vücudundan dolayı çok rahat bir şekilde kürek kemiğini görebiliyoruz. Hatta kasları dahi direkt, evet, dokunarak palpe edebiliyoruz. Ama her kişi Mehmet hocam gibi olmadığı için yağlı kişiler oluyor. Bunlarda yağ tabakası arttıkça hareket etme kısıtlanabiliyor. Bu yüzden Mehmet hocam şu an çok rahat bir şekilde mesela hareketini yaptı. Evet. Hareket çok iyi. Yağlı kişiler özellikle o halk dilinde kulunç dediğimiz, evet, trigger pointler, hassas noktalar. Bu elimize attığımızda tık tık gelen egzersizi çok güzel gösterdiniz hocam. Direkt. Evet. Yani tam trigger point egzersizi. Çünkü evet, bu kulunç dedikleri ağrıyı bu hareketlerle çok çok azaltabilirler. Yani kulunç hocam daha iyi biliyor da zaten oradaki dolaşımı zayıf olmasıyla oluşan bir şey. Evet. Çalıştıkça oradaki kanlanma arttıkça daha da rahat oluyor. Yaşam kalitesi bu şekilde artıyor. Kas içinde patlamayan enerjiler.
Yani kasın kasılmasını engelleyen enerjiler. Kas kasılıyor, evet. Lakin gevşeme sağlayamıyor. Bunun sonucunda da kas diğer lifleri etkiliyor. Elinize attığınızda da kıt kıt gelen bu katlanmış liflerdir. Hı hı. Bizim uyguladığımız trigger point terapilerde amaç bu tetik noktaları çözmektir. Aynı zamanda fasya dediğimiz bir bağ doku var. Örümcek ağ sistemi gibi bütün insan vücudunu bir bütün şeklinde sarıyor. Evet. Yani ben size o yüzden diyorum. Mesela diz kalça elimine etti, boyunda da problem var. Örümcek ağını aşağı bir köşesinden tutup çekseniz farklı bir köşesi yine etkilenir. İnsan vücudu da aynı bu şekilde. Bu yüzden fasya hem kasılıp hem gevşeyebilen bir mekanizma. Sinir sonlanmaları da var içinde, damarsal da. Mehmet hocamın dediği gibi dolaşım arttırmak için ilk başlamamız gereken fasya. Kasın da üstünde, derinin de altında. İlk ara tabaka. Fasyayı gevşettikten sonra kaslara müdahalelerle kas kuvvetlendirmeler, stretchingler, germeler, esnetmeler çok daha kolay, çok daha efektif bir şekilde sonuç alıyoruz. Hocam bu işte egzersize başlamadan önce ısınma, arkasından soğuma, işte esneme hareketlerinin ne kadar önemli olduğunu da anlatalım isterseniz. Hı hı. Çünkü aslında egzersiz saatinin dışında da hani onlar da işte bir 10 dakika ya da 5 dakika süreleri nedir tam olarak? Şöyle yapılıyor. Antrenman öncesi bir yürüyüş, bir ip atlama, eliptik bisiklet, dikey bisiklet. Biraz daha bölgeye göre de değişebiliyor bu ısınma türleri. 5-10 dakika civarı. Bunu kullanarak, bu kardiyo aletlerinden birini kullanarak ısınılıyor. Onun dışında antrenman başında yapılması gereken dinamik esnemelerdir. Yani hareketli yapılan esnemelerdir. Hı hı. Antrenman sonrasında antrenman yapılır ve sonunda o bekleyerek yaptığımız asıl stretching dediğimizdeki aklımıza gelen esnemeler antrenman sonu yapılmalıdır. Evet. Çünkü kasın güç üretmesi için çok gevşememesi, esnememesi lazım ki o stresi, gerilimi yakalayabilelim. Bunlar yani, aynı zamanda sakatlanmaların da önüne geçmiş. Tabii ki, tabii ki. İyi ısınma kesinlikle bu işteki istikrarı sağlar. Çünkü ısınılmadan bir anda bilinçsizce yapılan bir hareket sakatlığı doğurur. Hı hı. Ve bu da sporu sekteye vurar. Yani bizde kendimin de yaşadığı, diğer sporcuların, üyelerden de yaşayanların en büyük problemi bu işteki istikrarı sağlayamamak. Bunda da en büyük etmen genelde sakatlanmalar oluyor. Evet. Bunu da mesela biz şimdi Hüseyin hocamla birlikte çalışarak daha da minimuma indirgemeye çalıştık. Herhangi bir şikayet olan birinde hocama yönlendiriyoruz. Hocam bize asıl noktayı söylüyor. Biz ona göre çalışıyoruz. Yani mesela sizde gözle görülebilir bir şey vardı. Onu tespit edebildik ama herkes aynı şekilde olamayabiliyor. O da sizin tecrübenizden kaynaklı. Yoksa bu kadar zaman hiç kimse fark etmedi. Fark edebiliyor. Gözlem yeteneği değişiyor. Evet. Peki hocam dışarıda yürüyüş yapmakla salonda yürüme bandında yürümek arasında fark var mı? Kesinlikle var bence. Birinde vücudu taşıyarak gidiliyor. Birinde altında kayan bir düzlem var. Onun üstünde adım atılıyor. Ama şöyle bir şey var. Bizim yapmak istediğimiz şey genelde işte yağ yakmak, dolaşımı artırmak. İkisi de aynı mantıkta çalışıyor. Yani bizim yapmak istediğimiz şey işin mekanik kısmı. İşte yürüyüş yapılacak, vücut nabzı yükseltecek, yağ yakılacak. Bunu koşu bandında da sağlayabiliyoruz. Normal dışarıdaki yürüyüşte de sağlayabiliyoruz. Ama herhangi bir performans atleti için, işte bir koşucu, bir futbolcular için, başka spor dalıyla ilgilenen kişiler için koşu bandındaki antrenman gerçeği yansıtmıyor. Bir de mental olarak da açık havada yürüyüş yapmak tabii, değil mi? Farklı yani... bir motivasyon tabii. Salon içindeki olan genelde... Bant karşılarında ekranlar var salonda. Onları izleyerek vakit geçirebiliyorlar ama tabii doğadaki gibi aynı motivasyon sağlanamayabiliyor. Hocam bir de bir yere varmayınca da ben aynı. En çok zorlandığım şey oradaki yürüyüş bandı. Yani evet, çok... gidiyorsun, boşuna gidiyorsun. Ya en evet. azından işte dışarıda bir yürüyüş, bir koşu yaptığın zaman hem işte o havayı hissetmek, işte eğer bir parkta, bahçedeysen, hele ki manzaran da güzel bir manzaraysa. Kesinlikle. Ben kulaklık bile takmayı tercih etmem. Hani müzik dinlemem mesela ya da yürüyüş bandında da öyle bir şeyleri izlemeyi sevmem. Yani direkt böyle nefesine odaklanarak, o anın tadını tabii. çıkartarak aslında onun da etkisi oluyor, o nefesin de etkisi oluyor. Doğru mu hocam? Spor tabii nefes özellikle. Kontrolü sporun dediğimiz gibi kardiyo kısmında da antrenman içinde de çok önemli. Önceden şöyle bir şey vardı, işte nefes kontrolünün yapılması gereken noktalar var diye söyleniyordu. Hı-hı. İşte şurada nefes alınır, burada verilir diye. Sonraki araştırmalarda şunu gösterdi. Aslında vücudu
kendine bıraktığımızda dediğiniz gibi hani kendini dinleme dediğiniz evet. şeyde onu vücut kendi aslında otomatik olarak ayarlıyor. Ama tabii şöyle bir şey var. Herhangi bir şeye odaklanıp antrenman dışında bir şeye odaklanıp nefes bozulduğunda onu tabii. zaten vücut direkt gücün azalmasıyla veya işte baş dönmesiyle, göz kararmasıyla belli evet. ediyor. Peki Hüseyin Hocam, şimdi fizyoterapist denince aklımıza ilk böyle bir ortopedik bir şey gibi geliyor. Aslında daha fazla alanı var, yani ilgilendiği bir sürü alan var. Bunlardan da bahsedelim mi? Şöyle, fizyoterapist her şeye bakıyor olarak gösteriliyor aslında. Evet. Ya, hemen bizde de aynı, Kayseri'nin akşam gezmelerinde. Hocam benim şuram ağrıyor, benim buram ağrıyor. Direkt ağrı üzerine giden bir şey olarak gözüküyor. Ama baktığınız zaman fizyoterapinin alt dallarında ortopedik rehabilitasyonu var, nörolojik rehabilitasyonu var, yutma rehabilitasyonu var, işte pelvik taban rehabilitasyonu var, sporcu sağlığı rehabilitasyonu var. Daha aklıma gelmeyen eminim daha bir sürü rehabilitasyonu vardır. Bunların hepsi aslında bir alanda uzmanlaşarak gitmek fizyoterapi içinde çok daha iyidir. Meslek olarak da bizim önümüzü açacağını düşünüyorum şahsen. Aynı doktorların uzmanlık alanı gibi düşünebilirsiniz. Ben şu an kendime hiçbir alanda uzman demiyorum. O sizin mütevaziliğinizden kaynaklı. Teşekkür ederim. Ama kendi çalıştığım alanlar ortopedikte pelvik taban. Yani bu kasık bölgesi rehabilitasyonda. İşte oradaki organlara bakış açımız böbrek, mesane, bağırsak, bunların çalışma prensibi, kabızlık, İtirar kaçırma, 5 yaş üstü çocuklarda gece altı ıslatma, ileri yaş normal doğum yapmış kadınlarda itirar tutamama gibi problemlerde aslında o pelvik taban içinin kas dengesizliği pelvik sonucu olsun. Pelvik taban neresidir onu da anlatalım mı, gözlerimde canlansın insanların. Ayakta gösterebilirim. Lütfen. Pelvik taban kemer bölgesi dediğimiz göbek deliğinin alt kısmından bacakların arasında kalan kasık bölgesidir. Bunun içindeki organları ve kassal yapıları alır. Şu an çoğu kişi bence oradaki kas grubunun farkında değil. Yani Mehmet Hoca yaptığı harekette kürek kemiği, yani skapula ve çevresindeki bütün kasları hissederiz. Evet. Ama oradaki kasları hissetmemiz için ne bir uyarım ne bir şey. Bunlar da olmadığı için orayla ilgili problemler çok sık karşılaşıyoruz. Bu ofis sürecinde de karşılaştığım en büyük problem kabızlık. Doğru. Mesela diz ağrılı birey geliyor, kabız. Veya beli ağrıyor, kabız. Şimdi abdomen, karın içi basınç, şişti, balon gibi düşünelim. Burada bir balonlar. Biz bunu şişiriyoruz. Direkt etki edeceği yer bel. Kabızlıkta da aynısı. Bağırsaklar aslında şişiyor. Etkilenim yeri bel. Prostat, mesane, bunlarla ilgili problemi olan bireylerde otomatikman bel. O yüzden aslında biz omurgayı önemsiyoruz. Bunlarda niye bel ağrıyor? Çünkü belden çıkan sinirler inerve ediyor oraları. Aynı şekilde boyun. Boyuna baktığımız zaman da mesela 7 tane omur var. C1, C7. Bu 7 omurdan çıkan sinirler diyafram, karaciğer, mide. Ya bunlar etkileyebiliyor. Solunumsal sıkıntı COVID sürecinde de. Evet. Covid atlatan bireylerde akciğerlere inmeyi önlemek için aerobik egzersizler hocam dediğiniz gibi. Onları kullanıyoruz. Aynı zamanda da nefes terapileri. Tam o kısma gelecektim. Bu pelvikle ilgili orayı güçlendirmek için yapacağımız nefes egzersizleri var mı hocam? Şöyle onu da hemen kısaca bahsedeyim. O pelvik tabanla ilgili yanlış bilgi de çok, doğru bilgi de çok. Kegel egzersizleri dediğimiz itirarı tutma egzersizleri var. Evet. Genel halk arasında bilinen. Evet. Ama pelvik taban grubuna onların yapılması bence her kişi yapamaz. Çünkü şöyle düşünün, kas spazmda oradaki kas kasılı kalıyor, gevşemiyor. Bu kas üstüne tekrar bir daha sıkma yapıyoruz. Yani kol kasını böyle düşünürsek böyle kalı pelvik taban kasları kalıyor. Biz bunun üstüne bir daha kası kasıyoruz. Kas hipertrofi için hocam, kuvvetlendirme için daha iyi bilirsiniz. Sürekli ağırlık çalışıp kısa tekrarlar, daha uzun tekrarlar kasın kasılmasını arttırıyor. Bu da şikayetin şiddetlenmesine yol açıyor. Şimdi çok kısa bir nefes egzersizi göstereyim. Harika olur. Bir el göğüste, bir el karında. Burundan alıp ağızdan vereceğiz. Hocam biraz yukarı mikrofon. Tamam. Burundan alıp ağızdan vereceğiz.
diyafram nefesi dediğimiz nefesi sırt üstü yatış pozisyonunda çok daha rahat yapabilirsiniz. Benim sizden istediğim hem sol el, yukarıda göğüsteki el, hem alttaki abdomen, karın bölgesindeki elimiz. İkisi de aynı derecede, 360 derecede kasılıp gevşeyebilmeli. Karından mı nefes alacağız? Karından da, göğüsten de. İkisi de şişecek. Yani şöyle silindir gibi düşünürseniz beni yandan baktığınız zaman, bu silindir 360 derece şişip bırakmalı, şişip bırakmalı. Bu yüzden nefes ne kadar etkin olursa aşağı inen basınç o kadar az olacak. Bu da pelvik taban etkilerini azaltacak. Evet. Artı en büyük sıkıntı ıkınma. Evet. Yani kabızlık demek idrara çıkamamak demek değildir. Kabızlık demek o iç basıncın oluşmaması sonucu sizin manevrasıyla dışkıyı dışarı itmenizdir. Hı hı. Çıksa da çıkmasa da o ıkınma hareketi gerçekleşiyorsa kişi kabızdır zaten. Bu yüzden nefes çok önemli. Nefes kontrolü arttıkça bağırsağın peristaltik hareketi, kasılıp gevşemeleri, dışkıyı taşımaları çok daha rahatlaşıyor. Evet. Ve son yıllarda yapılan, 2 yıldır yapılmaya başlanan bir çalışmadan bahsedeyim. Bilgi alanım olduğu için çok yakından takip edip sürekli yurt dışı çalışmaları inceliyoruz. Bu arada hocam çok özür dilerim ama Kayseri'de pelvik tabanla ilgilenen de sanıyorum tek kişisiniz, tek fizyoterapistsiniz. Kadın sağlığı, erkek sağlığı diye ayrılıyor pelvik taban. Evet. Ama ben pelvik tabanda küçük yaş grupları, 5 yaş üstü, erkek sağlığı, kadın sağlığı üçünden de eğitimimi aldım. Hı hı. Bu alanda da daha fazla gelişmek istiyorum açıkçası. Bu yüzden de çalışmalara devam ediyorum. Tekiz diyebiliriz yani. Evet. Son yıllarda yapılan çalışmalarda bağırsaktaki nöron, yani sinir sayısı ile beyindeki sinir sayısı. Bağırsağı hep ikinci beyin diyorlar, evet. Ya. Aslında beynin tamamen bağırsak olduğu şu an tartışılıyor. Bağırsağımıza ne kadar iyi bakarsak dikkat dağınıklığı, odaklanma problemleri, hayattan keyif alma, depresyon gibi sıkıntılarda tamamen bağırsağın bu sinirsel iletimiyle çok daha rahat bir şekilde yol alabiliyoruz. O harika. Peki hocam bu pelvik tabanla yine bu sıkıntıyı yaşayan insanlarda cinsel problemler de yaşanıyor, doğru mu? Cinsel problemler de çok fazla oluyor. Bir de halktan neyi soyutlarsak halk onun üstüne biraz gitmeye çekiniyor açıkçası. Bu yüzden bu sıkıntıyı söyleyemiyorlar, dile getiremiyorlar, telaffuz edemiyorlar. Cinsel problemlerde çok fazla karşılaşıyoruz. Hı hı. Yani, ama kişi bunun farkında mı? Evet. Hani mesela sırtımız ağrıyor, farkındayız ama kişi onu sağlık sorunu olarak görmüyor. Evet. Ama aslında o da çok büyük bir sağlık sorunu. Çünkü neden? Bizim pelvik taban dediğim o kas gruplarındaki spazmlar bacaklar, alt ekstremite için, bacaklar için dolaşımı, sinirsel uyarımı hepsini kısıtlıyor. Hı hı. Bel fıtığı olup prostattan iyileştirdiğimiz çok kişi oldu. Bel fıtığı cerrahisi geçiriyor. Ankara'da yaşadığım bir olay. Cerrahi geçiriyor, 3 hafta geçiyor. Hala ayağa kalkıp yürümekte zorlanıyor. Konuşurken zor bela artık böyle. Ya şu var mı ya, bu var mı? Bak artık yabancı değiliz tarzına getirip prostat olduğunu öğreniyoruz. Prostat protokolü uyguladıktan sonra ameliyattan sonraki o problem dahi gidiyor. Yani prostat olduğunu çekiniyor, söyleyemiyor. Aynen öyle. Yani çünkü prostat menin, sperm dediğimiz, evet, kanalın başlangıcı. Bunlarla ilgili bir problemi de devamında getiriyor. İşte, hı-hı, cinsel isteksizlik yapabilir, cinsel problemler, erken boşalma, geç boşalma. Hı-hı. Bunların hepsi bir bütün aslında. Yani, hı-hı, bunlar sağlık sorunu. Aynen. Bunu kabul etmemiz gerekiyor, hı-hı, artık. Yani insanlık olarak. Çünkü şu son Covid dönemlerinde, pandemi döneminde özellikle pelvik taban da olsun, genel vücut hattı da olsun, insanlar sürekli kendilerini sıkıyorlar ama bunun farkında değiller. Evet. Bu şekilde. Çok doğru, çok güzel bilgiler verdiniz. Ağzınıza sağlık hocam. Peki Mehmet hocam, şimdi spordan bahsettik, kas alımından bahsettik. Yalnız şimdi salonlar kapalı ve biz ağırlık antrenmanlarını nasıl yapacağız? Bizlere öneriler verir misiniz? Tavsiyelerde bulunur musunuz hocam? Şöyle tavsiye verebilirim. İnternet üzerinden dumbbell setleri alınabiliyor, ağırlık setleri, evet, alınabiliyor. Gösterdiğim şekilde birkaç vücut ağırlığıyla vücudun hiçbir şeye ihtiyaç duymadan yapılan hareketler de var. Hı hı. Bunların ikisini birlikte birleştirip evde böyle ufak, zaten özellikle Ramazan döneminde çok zorlamadan,
Evet. Ufak antrenmanlar yapılabilir. Bizim yine Fitness Life Club'ın Instagram sayfasında olsun, YouTube kanalında olsun yapılabilecek antrenmanlar var. YouTube kanalınız var, doğru mu? İsim olarak Fitness Life Club. Aynen. Fitness tamam, Life oradan Club. Takip etsin izleyicilerimiz de. Tabii oradan takip edebilirler. Instagram üzerinden takip edebilirler. Biz kendimiz videolar hazırladık. Yani evde yapılabilecek egzersiz videolarını hazırladık. Bunları paylaşıyoruz. Oradan takip edilebilir. Veya internette başka kişilerin yaptığı birçok antrenmanlar var. Yani bir çift dumbbell'la, 5'erden 10 kiloluk bir çift dumbbell'la bütün vücut çalıştırılabilir. Ama tabii salondaki yapılan antrenman aynı veriminde, aynı etkisinde olmaz. Ama bu dönemi hiçbir şey yapmaktan geçirmektense yine bir hareket edilip yapılabilir. Bu şekilde değerlendirilebilir. Hiç yoktan vücudun geriye gitmesini engelleriz. Geriye toparlamada zaten biz hızlı bir şekilde onu yönetebiliriz. Yani spor geçmişi spor olmayan açımında. Bir insanın aslında çok fazla ağırlıklar kullanarak ya işte ben bunu halledebilirim deyip yiğitlik yapmaması gerekiyor. Kesinlikle yani ego tatmini yapmak sporda yapılabilecek evet, en değil. Son şey. Özellikle bir gözetim altında yapılmalı. En azından ilk başlangıç için. Sonrasında tabii insan kendini tanıyor. Vücudun nasıl tepkiler verdiğini, ağrı noktalarını bildiği için. Tabii daha bilinçli yapılıyor ama ilk başta kesinlikle evde başlamak çok doğru mu olmadığını düşünüyorum. Ama ilerleyen zamanlarda spor yapan biri, bilen biri evde kendi devam edebilir yani. Yani şöyle toparlamamız gerekirse aslında işte bir herhangi bir vücudumuzda bir ağırlık, bir ağrı hissettiğimiz anda ya bir sıkıntı var ve bu devam ediyor. Düşüncesi olduğu an itibariyle önce bir doktora danışmamız gerekiyor. İşte bir film çekilmesi lazım, işte yönlendirileceği alana göre gitmemiz ve onun sonucunu almamız lazım. Akabinde bir fizyoterapistle eşliğinde bunları devam etmeliyiz. Bir de hocam siz ne dediniz bu bardak sistemi miydi karna? Kupa. Terapi bardak. Yöntemleri. Şimdi ilk partta da ne yapılmıyor söyledik, ne yaptığımızı söylemedik evet. aslında. Kupa terapi yapıyoruz. Bu dediğim bağ dokuyla başlıyor. Daha sonra kupanın... bildiğimiz halk arasında hacamat evet. kupaları aslında vakum etkisiyle deri ve bağ dokuyu hafif kaldırarak ilk önce bağ doku gevşetiriyor. Yani bağ dokuyu gevşettikten sonra otomatikman kaslara dokunmam, müdahale etmem daha kolay oluyor. Ama hacamattaki ağrı yok. Hacamattaki ağrı yok. Kesinlikle ağrısız bir işlem. İnvaziv olmayan hiçbir yönü yok. Jilet, büstürü gibi kan alma, kan çıkma gibi hiçbir şey yok. Aromaterapi, özel hazırlattırdığım yağlarla işte lavanta, menekşe, mentol, neoli tarzında yağlar hazırlattırıyorum. Kişinin şikayetine göre bu yağlardan seçip kullanıyoruz. Karın bölgesine ve ekstradan desteklemek amaçlı bel bölgesi ve kaba eti dediğimiz kalça. Yani bağırsaklar için bu noktalar benim için önemli. Çünkü o daire halkayı tamamen gevşetmek. Daha sonra karın kaslarına müdahaleye giriyoruz. Mesela six pack olan rectus abdominis kasları dediğimiz karın kasları. Onları çok kuvvetlendirdiğimiz zamanda da kabızlık problemi yaşayabiliyoruz. Mesela hocam siz de çok sık ya görmüşsünüzdür o salona gelenlerden. İnsanlar spor yaparken nefes tutan kişi farklı oluyor. Evet. Nefes tuttuğunda kas kuvvetlenmesi de azalıyor. Aynı zamanda da o ıkınma sonucu böyle hamlık ağrısı falan çok yaşıyor. Çünkü vücutta giren oksijen miktarı azalıyor. Dokuların oksijenlenmesi azalıyor. Glastron terapi yapıyoruz. Glastron terapide metal parçalarla titanyum T3 maddesiyle üretilen demir parçaları evet. diyeyim. Onlar da özellikle sporcularda işte Mehmet Hocamgil ekiplerinde kas gelişiminde ve kas kuvvetlendirmelerinde sakatlayıcı önleyici tedavi programlarında da fonksiyonel olarak. Yani yaptığım her işlem fonksiyoneldir. Çünkü hayata gerçekten katılım için fonksiyonluk önemlidir. Evet. Glastron'u mesela alıp bacağı böyle hareket yapılabilir. Ama bacağı kendi mesela kastırıp gevşeterek onunla birlikte hareket ettirdiğiniz zaman bacağın çok fark ettiğini göreceksiniz. Bunlara ek olarak da manuel terapi, farklı müdahaleler, manevralar, manipülasyonlar, hareketlendirmeler, eklem hareketten, mobilizasyon. Ama sizde soğuk presler yok. Onu söylediniz. Soğuk sıcak inaktif yok. Presler yok. Ama bu soğuk sıcak muhabbetinde de sıcak değil. Yani kişiler evde
işte bazı piyasada şu an gezen çok meşhur olan bantlar var. Evet. Veya farklı böyle yakı dediğimiz şeyler. Benim annem de aldı. Onları kullanılmaması mı gerekir? Yakı rahatlatır. Hı-hı. Ama sonrasında daha kötüye gider durumu. Yani şöyle düşünün. Yakıyı aldık, dolaşımı arttırdık. İlk önce güzel. Sonrası için ikinci bir defa tekrarladığında daha kötü olur. Bu gibi ağrılı durumlarda işte kulunç ağrısı, boyun tutulması, evet, bel krampları, işte fıtığım patladı galiba, fıtıkta kilitlendim gibi durumlarda mutlaka ama mutlaka soğuk. Yani soğuk, buz uygulaması. Oraya giden bir dolaşımı kessin. Kas bir kendine gelsin. Bir toparlasın. Kası, yani dolaşımı kestikten sonra kası rahat bırakıp hareketlerimizi, egzersizlerimizi, bacağımızı açıp gerdirelim. En ufak hocam, bunu tekrar yapayım, edelim. Bu çok önemli. Çünkü ben yani yakın çevremde de hep gördüm. Kendim de uyguladım. Hepsi, evet. Yani hep annem bana yanlış yaptırmış. Bizim mesela benim dün boynum tutuldu. Hı-hı. Ve yani o zaman da sıcak uygulama asla yapmamamız gerekiyor. İlk baş için. Yani tutulma gerçekleştikten 24 saat 48 saat arası. Evet. Genel kronik durumlar için de soğuk uygulanabilir. Ama onun durumu değişiyor. Hı-hı. Yani her durum için geçerli değil. Ama bir anda olan tutulma, kilitlenme bu gibi durumlarda sıcak değil, mutlaka soğuk uygulama. Kasa giden dolaşımı kestikten sonra kası rahat bırakın. Hareket ettirdikten sonra onu sizin normal eklem hareket açıklığınıza, esnekliğinize geri kazanmanız daha kolay oluyor. Bu şekilde de kas ikinci bir sefere tekrarlanmıyor. Ama sıcakta kası o kısalı pozisyonda, kasılmış pozisyonda gevşetirseniz bu trigger point dediğim hassas tetik noktalar oluşuyor. Bunlar sıcakta gevşemiyor. Diğer lifleri gevşetiyorsunuz. Hı hı. Daha sonra kasıldığında bu lifler de kasılı kalıyor. Bu yüzden şiddet daha fazla artıyor. Doğru, evet. Bu şekilde. Peki hocam, bu kas gevşeticilerini kullanmak mesela bir çözüm müdür? En büyük karşılaştığım sorunlardan biri de o. Mesela bizim yaptığımız işlem kas gevşetici işlemi aslında, hı hı, bir nevi baktığımız zaman. Fıtık, menisküs, boyun, evet, bel problemi, omuz ağrısı, tenisçi dirseği, işte ön çapraz bağ, ayak bileği yaralanmaları. Bunlara baktığınız zaman hepsinde bir ısıtıcı krem veya kas gevşetici krem, evet, mutlaka veriliyor. Ben de yani fıtıkta ameliyat denilen kişilere ameliyat şu an gerekli ama bir durumuna bakalım. İskelete odaklıyız. Omurgada sinire bir baskı var ama bu sadece omurgada olacağı anlamına gelmez. O sinir ayak parmak ucuna kadar gidebiliyor. Bunun çevresel kaslardan değerlendirilmesi gerekiyor. Kasta da bası, omurgada basıya sebep olabilir. Bu yüzden cerrahi işlemden sonra fıtık tekrarlıyor. Evet. İyileşmiyor aslında. Evet. Pelvik tabanın etkisi de burada. Bel fıtığı var. Basınç belki pelvik tabanda. Belki kronik kabız kişi. Evet. Bu bel fıtığı yapar. Yani tetikler, bel ağrısını artırır. Ama dediğim gibi kas, yani nerede baskı var, değerlendirip direkt noktasal olarak baktığımız zaman da otomatikman o fıtık dediğimiz olay omurgadan daha çok rahatlıyor. Ağrısız bir yaşam oluyor. Hocam çok güzel bilgiler verdin. Ağzınıza sağlık ya. Ben de şu an bilinçlenmiş oldum. Çünkü ben direkt hani böyle ailede aslında benim annem de doktor gibi yani her şeyde şu oldu. Tamam, bunu yazalım. Bunu kullan falan. Ben de o yolda eğer anneme güveniyorum, devam ediyorum. Ben evde anneme şey diyorum, artık doçent, profesör, doktor falan yapıyorum. Doğru. Bir şey duyması yeterli oluyor. Evet. Yani televizyonda faydalı mı faydasız, evet, mı önemli değil. Duysun ama yeter ki. Evet. Kulak dolgunluğu oluyor ve aynen direkt öyle, onu söylüyorsunuz. Süremizin bugün sonuna geldik. O yüzden sizlerden son cümlelerinizi de alayım. Mehmet Hocam çok teşekkür ediyorum. Ayağınıza teşekkür sağlık ederim. Gerçekten çok güzel bilgiler verdik. İnşallah bir an önce spor salonları açılır. İnşallah. Hepimiz de geliriz. Orada oralarda artık buluşuruz. Aynen. Evet, yaza hazırlık sürecine gireriz, evet, inşallah. Neler söylemek istersiniz izleyicilerimize? Son tavsiyeler. Şöyle söyleyeyim. Herkes için en azından yürüyüş yaparak hareket etmesini tavsiye, hı-hı, ederim. Özellikle bağışıklık sisteminin çok önemli olduğu bu dönemde insanların beslenmesine, hareket, evet, etmesine çok dikkat ederek yaşamasını tavsiye ediyorum. Tekrar açıldığımızda da herkes buluşmak dileğiyle diyelim. Evet. Erciyes Evler'de yerinizde, evet, Fitness Erciyes Life Club. Bu arada işte hem hocamın kendi sosyal medya hesabını takip edebilirsiniz hem de Fitness Life Club olarak hem sosyal medyadan takip edebilirsiniz hem de YouTube'dan takip, evet, edebilirsiniz. Oradan da güzel videolar, verimli videolar paylaşıyorlar.
Evet Hüseyin Bey. Şimdi video deyince hemen bir gülesim geliyor böyle çıtlatma, kütletme, manipülasyon işlemleri. Benim evet gözüm orada. Öncelikle davetiniz için teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Bizi ağırladınız. Için. Her şey için yani her şey çok güzeldi. Çok teşekkürler. Umarım pandemi sürecinden sonra daha sağlıklı, ağrısız, kaliteli, bir sosyal yaşantılı bir hayat diliyoruz. İnşallah. Temennimiz o yönde. Çok teşekkür ederim. Peki Can Bey ve Nur Hanım. Çok teşekkür ediyorum sizlere de geldiğiniz için. Yine güzel bir müzikle kapatalım, güzel bir şarkıyla kapatalım. Yani her programıma çok güzel bir renk katıyorsunuz, bir enerjiniz. Çok teşekkür ederim. Sizinle program yapmak da çok keyifli. Güzel enerjinizden kaynaklı. Ayaklarınıza sağlık, ağzınıza, elinize sağlık. Can Bey, sizinle de Nur Hanım vasıtasıyla tanıştık. Bundan sonra çokça bekliyoruz inşallah. İnşallah. Peki. Sevgili izleyicilerimize de veda edelim. İnşallah çarşamba günü yine sizlerle birlikte olacağız. Bugünlük bizden bu kadar. Allah'a emanet olun, hoşça kalın. Özledim seni düşün.